İngiltere'nin başkenti Londra'dan herkese selamlar. Bugün Qualegal firmasındayız. Qualegal firmasından yanımızda vize uzmanı Sarper Bey var. Evet, hoş geldiniz Sarper Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hepiniz biliyorsunuz ki ben İngiltere'ye geldiğim günden beri Ankara Anlaşması ile alakalı tecrübelerimi paylaşıyorum. Elimden geldiğince. Ancak Ankara Anlaşması sona erdi. Şimdi insanlar bana hep nasıl gelebiliriz diye sorular yöneltiyorlar. Tabii bu konuda da çok uzman değilim. İşi uzmanına bırakıyoruz. Şimdi Sarper Bey'e Ankara Anlaşması alternatifi olabilecek vizeleri soruyoruz. Evet, Sarper Bey, alternatif olarak ne gibi vize türleri var şu anda? Şimdi öncelikle bir Ankara Anlaşması'nın bitiş sebebini de insanlara tam doğru bir şekilde şey yapmak lazım. Bunun sebebi Brexit dediğimiz Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkıyor olması. Evet. Bu çerçevede Birleşik Krallık artık göçmen politikasında bir değişiklik yaptı ve dedi ki ben buraya yatırım yapabilecek ya da bir birikim bilgi sahibi ve kesinlikle ve kesinlikle İngilizce yeterliliği olan insanlara şans vermek istiyorum ülkede dedi. Ankara Anlaşması'nın en büyük avantajı tabii ki işte bir dil gereksiniminin Evet. olmaması ve çok kolay bir şekilde başvurulardan onay alınabiliyor olmasıydı. Şu an öne çıkan 3 tip vize türü var. Aslında iki tipi bir vize sayılabilir. Tamamen yatırımcı bulup bulmamayla ilgili. İsterseniz ilk ondan başlayalım. Şu anda o zaman diğer Avrupa Birliği ülkelerinde Ankara Anlaşması devam ediyor galiba. Evet. Evet. Şu anda daha şartları daha zor. Yani şöyle Ankara Anlaşması şartları değil ama orada iş kurma ya da işi yürütme şartları daha ağır olabileceği için daha zor olabiliyor ama devam ediyor. Birçok insan alternatif olarak Hollanda'yı değerlendiriyor. Evet. Ama tabii İngiltere'deki kadar kolay olacağını düşünmüyoruz. Kimse de Evet. bunu beklemiyor. Vize türlerine geçecek Evet. olursak ilk olarak startup ve innovator vizeden bahsetmek istiyorum. Bunlardan bahsetmeden önce de aslında hükümetin yine göçmenlik politikası ile ilgili bir değişik bir politika daha izlemeye başladı. Şöyle bir şey yaptı. Dedi ki ben vize başvurularında İçişleri Bakanlığı'nda çalışan, değerlendiren elemanların bu konuyla ilgili yeterli uzmanlığa sahip olamayabilir. Özellikle inovasyon ve innovator vizede. O yüzden dedi ki ben özel kurumlar belirleyeceğim. Endorsing Body diye geçiyor bunun ismi İngiltere'de. Ve bu özel kurumlar startuplara, innovatorların vizelerini değerlendirecek ve onaylayacaklar. Onların onayından sonra ben vize vereceğim. Onların yerleşim yani 3 yıllık yerleşimlerini ya da 2 Evet. yıllık yerleşimlerine izin vereceğim diyor. Şu an bulunduğumuz One Canada Square'daki Level 39'da Evet. bu endorsing body'lerden biri. Aynı zamanda bizim ofisimiz burada, Qualegal olarak. Güzel ilişkilerimiz var. O yüzden bu vize türünde biz rakiplerimize göre daha iyi bir pozisyonda olduğumuzu düşünüyoruz. Şimdi aslında iki vize bir vize demiştim. Şu Innovator vizeden başlamak istiyorum. Çünkü o birazcık daha olayı şey yapıyor. Startup biraz daha kolay anlatılabilir. Innovator vizede diyor ki hükümet sana pazarda olmayan bir işi yani şu an markette olmayan bir işi gelip yapmanı istiyorum. Ya da yapılmayan bir şekilde mevcut olan bir işi yapılmayan bir şekilde yapmanı istiyorum. Ama bunun böyle olduğunu yine bahsettiğimiz endorsing body'ler, level 39 gibi değerlendirip onaylasınlar istiyorum. Ama innovator vizede bunların üstüne ekstra diyor ki en az 50 bin pound yatırım bularak gelmeni istiyorum. Evet. Eğer 50 bin pound yatırım bulup gelirsen sana 3 yıllık oturum veriyorum. 3 yılın sonunda da gereksinimleri yerine getirip işini kurup başarılı bir şekilde işlettiysen sana indefinite leave to remain yani sınırsız oturumu veriyorum diyor.
3 yıl sadece. 3 yıl sadece. 3 yılın sonunda ILR'ye başvurulabiliyor innovator vizede. Şimdi eğer diyelim ki bizim fikrimiz var ama 50 bin pound yatırımı bulamıyoruz. Evet. O zaman diyor ki sen diyor startup vizeye başvur diyor. Bana yine cüzi bir rakam 1270 pound en az bir ay banka hesabında 1270 pound gelirin olduğunu ispatla diyor. Bu endorsing body'lerden birinden yine fikrinle ilgili onay al diyor. Ve gel burada 2 yıllık sana vize vereyim diyor. 2 yılın sonunda yine endorsing body senin işini değerlendirsin. Yatırımını ya da başka gereksinimleri yerine getirip getiremediğine bakayım. Eğer yerine getirebildiysen senin vizeni innovator vizeye çevireyim. 3 yıl daha sana vize vereyim. Hı-hı. Sonunda yine ILR vereyim diyor. Ya aslında baktığımız zaman tamamen 50 bin pound yatırımın olup olmamasına göre izlenebilecek bir yol var önümüzde. Yani konuyla ilgili en önemli şey bir fikrin ya da olmayan bir ürünü pazara sokuyor olman. Yani en büyük şey bu. Yani dediğiniz gibi aslında ikisi de birbirine çok benziyor. Evet. Ama sadece sermaye mevzusu söz konusu. Aynen, yatırım. Ha, bu arada yatırım da 50 bin pound. Yani şimdi şu an içinde bulunduğumuz Devil 39'da 200 startup var yanlış bilmiyorsam. Hani endorsing body'lerde de fikriniz zaten onaylandıktan sonra İngiltere yani Birleşik Krallık'ta yatırımcı bulabilmek kendinize zor bir şey değil. Hani insanlar şunu düşünmesin yani biz gelip oraya 50 bini nasıl şey yapacağız? Yani fikriniz olduğu sürece ve bu fikriniz sürdürülebilir ve ölçülebilir bir şey olduğu sürece zaten olmazsa onay alamıyorsunuz. Evet. Bu vize türü ilerlemek için güzel bir yöntem ama şu ana kadar konuştuğum birkaç kişi de fikir konusunda birazcık zorlanabiliyor. Şu anda bu çok yeni bir vize türü. Var mı örnekleri? Hiç ben mesela hiç tanışmadım böyle bir insanla. Hani... Şu an başvuru yeni yapma mi? Sürecine yani başvurusunu şekillendireceğimiz birkaç müvekkil adayımız var. Ama onun dışında benim de birebir ben innovator vizesiyle geldim diye bir tanıdığım yok. Doğrusunu söylemek gerekirse. Herhalde çok yeni olduğu için birazcık. Çok yeni evet. Yani çok yeni. Peki siz Koalegal firması olarak ne tür bir danışmanlık sağlıyorsunuz insanlara? Şimdi bu vize türünde bize gelinildiği zaman diyelim ki senelerce sağlık sektöründe temin yaptığınız sağlık ürünlerini, evet. ilaçları vesaire. Sağlık sektörüne örnek verdim çünkü gündemde pandemi olduğu için özellikle. Bununla ilgili de inovatif bir fikriniz var. Hani bu şeyle ilgili. Bu arada sağlık işte 20 yıl sağlık sektöründe çalışıp ondan sonra benim bilgisayar programı ile ilgili inovasyonum var vesaire ya da ne bileyim tekstil sektörü ile ilgili bir inovatif fikrim var diye geldiğiniz zaman bu vize türünde kabul edilmiyor ne yazık ki. Çünkü pek sağlamasını yapamıyor hükümet ya da endorsing body. Bu inovasyon fikrinizle bize geldiğiniz zaman yani bizim bu sektörde bir fikrimiz var diye biz o fikri değerlendiriyoruz. Eğer gerçekten innovative bir yapısı olup olmadığını, kabul görüp görmeyeceğini değerlendiriyoruz. Eğer görüyorsa o şekilde ilerliyoruz. Eğer görmeyecek şekilde ise biz ya burası şöyle ama bunu şu şekilde değiştirirsek daha iyi olabilir diye bir danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Peki araya gireyim. Ankara Anlaşması'ndaki gibi yani SGK dökümüne bakılıyordu ya eskiden. Sağlık sektöründen başvuruyorsa sağlık sektörüyle alakalı geçmişin olması gerekiyor. Bunda da aynı şekilde hangi alandan başvuruyorsan o alanda inovatif bir fikir olması gerekiyor. Yani aynen. Yani daha doğrusu şöyle işi sürdürebilmen ve yürütebilmen için bu işle ilgili bir tecrüben olması gerekiyor. Hani bu yaptığın inovatif sektörde yaptığın yenilikçi girişim mi de hükümet görmek istiyor. Gerçekten bunu yapabilecek tecrübeye, bilgi birikimine sahip misin? O yüzden bir değerlendirme oluyor. Anladım. Siz plan yazıyor musunuz tam olarak? Yani onun verdiği fikri aynı business plan gibi sanırım sisteme uygun bir şekilde düzenliyor musunuz? Eğer fikir uygunsa yani fikir bu onaylayacak kurumdan geçebilecek bir fikirse business planı hazırlıyoruz. Gerekli evrakları hazırlıyoruz. Eğer değilse dediğim gibi hani
birazcık daha fikri zenginleştirip, geliştirip ona Hı-hı. göre şey yapıyoruz. Başvuruya hazırlanıyoruz. İki vize türü içinde aynı işlemi mi yapıyorsunuz? Evet. İkisinde de aynı işlem ilerliyor. Zaten yani yol bir yerden sonra ikisinde de yol birleşiyor. Hani Hı-hı. dediğim gibi sadece startup vizenin artısı. İlk başta yatırımcınız yoksa, o network'ünüz yoksa İngiltere hükümeti diyor ki size buraya gelin, o network'ün içine girin, bakalım yapabilecek Hı-hı. misiniz? Şimdi böyle inovatif bir fikir deyince hani benim aklıma çok uçuk kaçık şeyler geliyor. Hani gerçekten böyle uçuk kaçık hiç olmayacak bir şeyler mi olması gerekiyor? Yoksa hani normal olan bir şeyin sistemli bir şekilde planlandırılmış olması mı gerekiyor? Yani o konuda ya tabii işin mahiyetine göre o birazcık değişir hani. Ama çok da uçuk kaçık işte robotik şeyler ya da o tarz şeyler değil. Yani inovasyon evet. deyince birçok insanın aklında öyle evet. şeyler şey yapıyor ama atıyorum tekstil sektöründe de bir inovasyon olabilir. Hani önemli olan pazarda olmayan bir işi yapma. Yani şu an mevcut olmayan bir işi yaptığınız zaman bunu inovasyon Hı-hı. olarak değerlendiriyor. Hükümetin guide'ında belirlenen şey bu. Yani tabii çok minimal, basit şeyler yaparak değil ama hem sektörü geliştirmek için hem de işinizin sürdürülebilir olması için yaptığınız bir yenilik olması lazım. Peki burada İngilizce'nin yani ölçümünü ne göre yapıyorlar? Sınav sonuçları mı? B2 sertifika istiyorlar. Hı-hı. Belli başlı şeyler var, kurumlar var değerlendiren. Pearson's var, Hı-hı. IELTS var. IELTS'in akademiğini değil, normalini istiyorlar. O daha kolay şeye göre. Yani bunu alamazsan zaten şu anki mevcut hiçbir vize türünde hani Hı-hı. belli bir İngilizce yeterliliğini meslek ya da vize türüne göre sağlamazsan gelme diyor. Hani İngilizce Hı-hı. konuşmayacaksan gelme diyor. O yüzden birkaç müvekkil adayımızda da bu soru işareti oluşuyor kafalarında, nasıl alırız, nasıl Hı-hı. yaparız diye. Yani şimdi iyi bir İngilizce olması gerekiyor. Bunu kanıtlayabilmek gerekiyor. İyi bir fikrin olması gerekiyor Hı-hı. ve bu fikrin tabii inovatif bir fikir olması gerekiyor ve bu fikrin planlandırılmış olması gerekiyor. Evet. Bunun dışında inovatifse eğer 50 bin sterlin bütçeye ihtiyaç var sanırım. Doğru mu? Innovator vizeye başvuruyorsak evet, evet, evet. Yatırıma ihtiyaç var. Yani birisinin yatırım yapıyor olması lazım fikrine. Senin illa senin cebinden 50 bin olması şart değil. O yatırımcıyı nasıl bulacağız peki? O anlattığım gibi misal startup eğer o network'ünüz Türkiye'de yoksa evet. startup vizeyle ilk buraya geldiğinizde zaten bu endorsing body'ler mesela Level 39 burası. Evet. Burada 200 tane startup var ve onlara yatırım yapan firmalar var. Hı hı. Fikir zaten buradan onaylandığı zaman evet. yani burada birçok yatırımcı değerlendirip size yatırım yapma ihtimali yüksek oluyor. Ya da yatırımcı bulamadıysak eğer, olmadıysa eğer ne kadar bir paraya ihtiyacımız var? Ya belli başlı şartları var. Mesela belli sayıda insanı yanınızda çalıştırmanız hı hı. gerekiyor. Hem yurt yani yurt içi derken İngiltere içinde, Birleşik Krallık içinde evet. hem yurt dışına da faaliyetler göstermeye başlamanız gerekiyor. Yani import ve export, import diye özür dilerim, export yapma, ihracat değil mi göndermek? Evet. Kafa gider. İhracat. İhracat yapıyor olmanız Hı-hı. gerekiyor. Aynı zamanda ülke içinde de ürünü satmanız gerekiyor. Onun limitleri var hani ama biz 2 yıl içerisinde bu şeyin bulunamayacağını düşünmüyoruz doğrusunu söylemek Hı. gerekirse. Hani fikir Doğru. iyi ve sürdürülebilir bir fikir Hı. olduğu sürece. Peki bu işlemlerin hani süreci nasıl oluyor? Süreci hakkında böyle kısa bir bilgi verebilir misin? Yani gerekli evraklar ve dokümanlar hazırlandıktan sonra çok Ankara Anlaşması'na benzer bir süreç aslında. Hı. Başvuru yapılıyor online bir şekilde yurt dışından. Parmak izi. Parmak izi biyometrik veriliyor. Hı-hı. Ondan sonra sonuç bekleniyor. Şu an hükümet 3 hafta içerisinde, 3 ila 8 hafta içerisinde değerlendirip döneceğini söylüyor ama bu iş yoğunluğunda ben evet. çok dönebileceklerine inanamıyorum doğrusunu Hı-hı. söylemek gerekirse. Onun dışında evet. Diğer vize türlerinin üzerinde biraz dursak. Olur.
Benim aslında bahsetmek istediğim bir vize daha var. Burada sole representative of an overseas business diye geçiyor. Yani nedir bu? Birleşik Krallık sınırları içinde olmayan, herhangi bir şubesi bulunmayan bir şirketin tek yetkilisi olarak buraya gelebiliyorsunuz ve oturum vizesi alabiliyorsunuz. Bunun şartları ne? Türkiye'de bir işiniz, hali hazırda bir işiniz olması gerekiyor. Bu işin %50'sinden azına sahip olmanız gerekiyor. Yani %50'den fazla değil, %50'den azına sahip olmanız gerekiyor. Ve bir yönetici pozisyonunda olmanız gerekiyor. Yani en az 6 ay boyunca kendinizi yönetici pozisyonunda maaş ödemeniz gerekiyor. Maaş bodrunuza vesairenize bakıyorlar. Aynı zamanda şirketin faaliyet raporlarına, yıllık hesaplarına falan da değerlendiriliyor. Eğer dediğimiz gibi şirketiniz gerekli şartları sağlıyorsa ve sizin de maaş bodrunuz vesaire her şeyiniz uygunsa ilk olarak 3 yıllık vize alınıyor. Ondan sonra 2 yıllık bir uzatma var. Sonrasında yine ILR'ye dönülebiliyor. Bu vizenin bir artısı şu olabilir. Türkiye'de işi olup yurt dışına açılan insanlara Türkiye Cumhuriyeti teşvik veriyor. O yüzden birçok mesela bahsettiğimiz müvekkillerimizin tercih ettiği vize türü bu vizeye daha çok işi olan insanlar bu vizeye daha çok yatkınlık gösteriyor şu aşamada. Bunun dışında bahsetmek istediğim bir vize daha var. Ya aslında birkaç tür vize daha var ama çok sıktım sizi. Yok estağfurullah. Öğrencilere ben de burada yüksek lisans yaptığım zaman mesela böyle bir şansım yoktu. Şu an üniversite ve üzeri eğitim yani üniversite veya yüksek lisans eğitimi alanlara İngiltere hükümeti eğitimleri bittikten sonra 2 yıl boyunca çalışma vizesi veriyor. Çok iyi. İş bulabilmeleri için. Sonra herhangi bir vize türüne değişebilecek şekilde. Sizin öyle oldu galiba. Bize öyle olmadı. Bizim 3 ay şansımız vardı. Bu yeni gelen bir sistem. Biz 3 ay içerisinde mezuniyetten sonra iş bulduk bulamadık. Lütfen gidin diyorlardı bize. O yüzden Ankara Anlaşması'yla ben de o süreci izledim herkes gibi. Onun dışında da eğer doktora seviyesinde eğitim alıyorsanız bu sefer 3 yıllık vize veriyor size. Yani aslında şu an hükümet açık ve net bir şekilde yatırımcı, girişimci ve kalifiye insanları İngiltere'ye çekmeye çalışıyor. Evet, Ankara Anlaşması alternatifi olan vize türlerini Serper Bey bizlerle paylaştı. Gerçekten de ben de ilk defa şu anda duyduğum vize türleri vardı arasında. Bu konularla alakalı daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız videonun açıklama kısmında link bırakacağım ya da telefon numarası onlar üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.